Derde Tabip bugün saat 21.30'da Barış TV'de. Turan Ateş'in hazırlayıp sunmuş olduğu Anadolu'nun Sesi programının bu haftaki konukları Sivas Yıldızeli Bağnazköy Dernek Başkanı İnan Çelik, Bağnazköy Muhtarı Muharrem Çınar ve Deniz Koççi. Anadolu'nun Sesi Perşembe saat 19'da Barış TV'de. Havanur'un hazırlayıp sunmuş olduğu Bir Saz Bir Söz programının bu haftaki konuğu Çiğdem. Götürdü gurbette seni. Bir Saz Bir Söz, Perşembe günü 21.30'da Barış TV'de. İnsanlardan günümüze kadar bir parçası olan türkülerin, halayların, ağıtların yankılarını sizlerle buluşturuyoruz. Bu toprağın inançlarını, kültür ve adetlerini nesilden nesile taşıyoruz. Türkü dinleyenlerin tek kanalı Barış TV. Barışla kalın, sevgiyle yaşayın. Türkülerin kanalı Barış TV. Barışla türkü söyleriz, barışla türkü dinleriz. Engin Gayrimenkul sponsorluğunda Türkü Dolu Saatler başlıyor. Thank you.
Sevgili Barış TV izleyicilerimiz, ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Şeref verdiniz diyoruz. Bugün ikinci programımda umarım bizleri yalnız bırakmayacağınızı ümit ediyoruz. Yine evlerinize, iş yerlerinize, her nerede izleniyor ve dinleniyorsak. Buradan bütün Barış TV izleyicilerine selamlar ve saygılar efendim. Hoş geldiniz diyoruz. Biz de ekip arkadaşlarımızla ve konuğumla İstanbul'un yoğun trafiğinde... hoş gelmiş durumdayız. Evet sevgili dostlar, öncelikle ben konumu anons etmeden önce programımın başında mesajla ulaşabileceğiniz numaramızı hemen vermek istiyorum. Barış yazıyorsunuz, boşluk bırakıyorsunuz. Mesajlarınızı 3929'a gönderiyorsunuz. Barış yaz, boşluk bırak mesajlarınızı 3929'a gönderin efendim. Bu arada mesajlarınızla da bizden istek türküleriniz olursa isteyebilirsiniz. Elimizden geldiği kadar repertuarımızda hemen ayarlayabilirsek okuyacağız. Bugün konuğum çok değerli arkadaşım, dostum Aytaç Taş bizlerle. Sevgili Aytaç'cığım hoş geldin. Hoş bulduk Nermin Hanım. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sağ olun. Öncelikle Üzeyir Engin'in sunmuş olduğu ve Barış TV ailesinin evet. Böyle bir güzel bir program. Size burası bizler, bir bahçe. Evet. Siz de tabii ki çiçeği evet, olduğu evet. için buraya like gördüğünüz için, like gördükleri için bizi evet. beni konuk aldığınız diyorum. Hem Barış TV ailesine hem hı-hı. Üzeyir Engin. Evet, Üzeyir Engin gerçekten türkü dostu. Ediyorum. Size de çok teşekkür ederim. Aynı zamanda bana olan da desteğini her zaman Allah böyle insanlar hep var etsin. Amin, aynen. Amin cümlemizin. Aytaç'cığım neler yapıyorsun? Uzun zamandır görüşemiyoruz. Konuk evet, alınca evet, böyle evet. görüşme fırsatı bulduk. Aynen. Kısaca bir anlat. Müzik hayatın nasıl gidiyor? Müzik hayatı şu anda normal gidiyor. Yani hani hı-hı. biliyorsun artık evet. zor. Yani eskisi gibi değil. Hı-hı. Bayağı zor aldı. Her şey maddiyete, paraya. Adamın varsa tabii ki müzik hayatı güzel gider. Evet, evet. Biz kendi yağımızla kavrulmaya çalışıyoruz. Biliyoruz. İyi kötü işte salonlara gidiyoruz. Kliplerin bazen. Var. İki tane klip yaptım. Tek parçalık. Hı-hı. Kısmet olursa üçüncü klibi işte tabii ki bunlar sponsor lazım. Evet. Sponsorlara ihtiyacımız Hı-hı. var. Güzel iş adamlarına, güzel yürekli insanlara evet. ihtiyaçlarımız var. Evet. Bizim ihtiyacımız var. Böyle işte yavaş yavaş bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Evet. Albüm olarak düşünmüyorsun. Albüm yapacağım. Ha, şimdi komple ki, albüm tabii, olarak tabii. yapacaksın. Kısmet olursa güzel bir albüm yapmaya evet. hedefimiz o. İnşallah bekleriz.
Bir tane hadi türküyle başlayalım. Ekran yapalım. Başındaki dinleyicilerimizi de sıkmayalım. Bu arada grup arkadaşlarımı da takdim edeyim ben. Bağlamada bugün bir değişiklik var. Nuri bizlerle. Değerli arkadaşımız. Ve Ulaş benim mahallemde yakın. Evet, Ulaş da gerçekten her zaman çok değerli bir arkadaşım. Bana her zaman o da destek olmuştur. Birlikte sürekli programlara gidiyoruz, sağ olsun. Baran yine öyle, o da bana yakın. Böyle topluyorum herkesi, geliyoruz buraya. Baran da çok arkadaşım, birlikte programlar yapıyoruz. Evet. Baran neyse, çok değerli dostumdur benim yıllardır. Severim Baran. Ulaş kardeşimiz de çok değerli, Bağlamacı kardeşimiz de çok değerli insan. Evet, hepsi zaten bu camiada gerçekten türkü aynen dolu insanlar, yüreği güzel olduğu için. Aynen. Neyse, öyle. Sözü uzatmayalım, hadi senden dinleyelim. Söyleyen
senin olayım. Hani yerin yurdun nasıl bulmayım? Yine bir çıkmaza düşürdün beni. Sağlık. Teşekkür ederim. Gerçekten güzel bir eser. Yazana. Sen de kalemine sağlık. Sen de güzel okuyorsun. Gerçekten ben hatırlıyorsam bir Türk evinde karşılaşmıştık. Aynen. Çok değişik bir ses rengin var. Evet. Aslında bugün Baran, ben, Ulaş bilmiyorum da hep havalar nedeniyle biraz. Aynen öyle. Ses, üst solunum yolları rahatsız ama elimizden geldiği kadar Barış TV izleyicilerine, türkü sever dostlarımıza affetsinler bizi. Hayır, elimizden gelen bir şey yok. İnsanız. Güzel bir şeyler sunmaya çalışacağız. Evet, ben de kimse bana yaran olmaz, yar olmaz diyelim.
Evet, bu da uzun zamandır okumadım. Çok güzel, çok güzel yorumladın. Bir türküydü. Diline yüreğine sağlık diyelim. Ara vermeyelim. Konu kalmışken devam edelim. Şöyle bir kendi bestem var, onu bir okuyayım ben. Tamam, ok. İçinden nasıl geliyorsa öyle davran. Eser. Evet, çok güzel. Kısmet olursa işte bunları albümde okuyacağız. Hı hı. Bunu bir Barış Er Yılmaz arkadaşımıza verdik, albümde kullandı. Evet, yani Barış bizim Barış'tan, evet. Tabii. Buradan selam gönderiyoruz. Evet, burada bizi izleyen yurt içi, yurt dışı herkese sonsuz, evet, selamlarımızı gönderiyoruz. Barış TV ailesiyle tabii. Evet, tabii ki de yurt dışında da aynen. Türküler sevildiği için oradaki gurbetçilerimize de armağan olsun bütün türkülerimiz. Gerçekten gurbette olmak farklı bir şeydir herhalde. Ben aynen gurbette öyle yaşamadığım için bilemiyorum ama buradan kucak dolusu selamlar, saygılar gönderiyoruz. Yurt dışında da tabii benim akrabalarım da var. Halamın kızına, Mehtap ablama, Ali enişteme, daha saymadım diğer akrabalarım da buradan selamlar, saygılar olsun. Ve ben mesajlar numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. Sevgili dostlar, Barış yazıyorsunuz, boşluk bırakıp mesajlarınızı 39-29'a gönderiyorsunuz. Barış yaz, boşluk bırak, mesajlarınızı 39-29'a gönderin. Evet, Aytaç'cığım, başka
Albüm çalışman. Albüm işte çalışması yapacaksın. Derken hedeflerimizi koyduk yani okuyacağımız eserleri ama işte sponsora bağlı işte güzel sponsor, yürekli tabii, insanlara sunmak için. Evet, buradan maddi... yine onlara çağrı bırakıyorum, bir mesaj atıyorum. Evet. Yani biliyorsun çok zor bu devirde albüm yapmak ama biz elimizden şimdi geldiği kadar. Şimdi müzik öyle bir şey ki müzik işi gönül işi. Tabii, tabii, türkü tabii, söylemek tabii. Gerçekten yürek işi. Biz hani bu işe zaten başlarken herhangi bir maddiyat, para kazanacağız diye aynen, başlamıyoruz. Aynen, ama sonradan şartlar bizi yaşam şekli meslek edinince artık evet. Türkü söylemeyi tabii ki artık maddiyata dayanıyor. Çalıştığımız yerlerde ücret durumunda kalıyoruz. Ha, diyeceğim şu, türküler biz çalışmasak da evde de söylüyoruz yani. Çünkü gönülden geliyor, o yürekten. Gönül işi gerçekten, yürek işi. Paraya türküler. Hiçbir zaman değişmem. Olsun. Evet. Yani evet. Yürekte gelen türküler paraya değişmem paraya. Para ne para? Tabii ya, para olan... daha sonradan geliyor artık. Ya tabii yaşam, ihtiyaç. İhtiyaç ama karşılığında gelişiyor. Hiçbir zaman parayla kıyaslamadım ben türküleri. Zaten dediğin sanatçılar... gibi ben çağırdığı zaman arkadaşlarım işte gider bedava çalarım ama zevkle çalarım onu. Evet. Para kazanayım amaçlı değil. Evet. Sen başlarken öyle başlıyorsun. Yani, ama bunu meslek yani. Edinince evet. Tabii ki parasız da olmuyor. Hayat şartları evet, evet. illaki bizi para kazandırmaya da itiyor. Aynen. Peki öyle. Ben bir türkü söyleyeyim. Ne emekçinin türküsünü söyleyeyim. Emekçi de senin amcamız, akrabamız amcanın evet. oluyor. Buradan selam gönderiyorum emekçi amcamıza. Bandılar. Ölüm seni arar oğlum. Aynen. Sevgili Kıvırcık Ali'nin türküsüydü. Neredesin?
düşer yurdu yok olur. Elim seni arar oldum neredesin? Elim seni arar oldum neredesin? Ömür gün geçer yurdu yok olur. Elim seni arar. Sağlık. Evet, sevgili emekçi hocamızın. Evet, buradan selam kalemine gönderiyorum. Kalemine sağlık. Çok güzel eserleri var. Daha da evet. Böyle bu... güzel deryalar olmasa biz ne okuyacağız yani. Vallahi ben de zaten gerçekten bütün ozanlarımıza, hayatta olmayan ve hayatta olan ozanlarımızın da kıymetini bilmek lazım. Hayatta olmayan ozanlarımıza da ruhları şad olsun. Biz onların eserlerini seslendiriyoruz burada. Hem kendi duygularımızı zaten onlar da o kadar güzel şeyler yazmışlar ki şu anda bile bütün yaşadığımız dertler zaten dert adamı söyletir. Hani evet, evet. Hareketli de olsa neşemizi de üzüntümüzü de türküler yansıtıyor. O yüzden hepsinin de kalemine, yüreğine sağlık. Yaşayan ozanlarımıza da uzun ömürler diliyorum. Var olsunlar. Ölümsüz şeyler yaşar işte bıraktılar gittiler. Evet gerçekten ölümsüz. Kendilerini ölümsüzleştirdiler. Evet. Nice ozanlar Mahsuni'den tutku. Hepsinin ismini saymak mümkün değil. Evet başlayalım türkülerle devam edelim. O zaman bir doğudan açma zülfünü yapak. Bir de doğu okuyayım bakayım sen. Oku. Bakayım ses yetişiyor mu? Thank you.
Çok doğaya gittik ama sesi biliyorsun. Bayan sesi. Evet. Benim bir değişiklik de olsa dedik. Evet, kısa bir aramız varmış sevgili Barış TV izleyicilerimize. Kısa bir aradan sonra bir tekrar birlikteyiz. Engin Gayrimenkul sponsorluğunda Türkü Dolu Saatler gelecek.